Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün Fenerbahçe'nin maske açılımını yapacağız. Ben de ilk defa sizlerle birlikte açacağım. İşte bilgilerini falan vereceğim size. Öncelikle Feneryum'dan aldım. Tabii ki de başka bir yerde hani saçma sapan var tabii de çok sağlıklı değil onlar. Dediğim gibi bunu Feneryum'dan aldım. Fiyatı 30 TL. Dediğim gibi ilk defa sizlerle açacağım. Bu büyük boy olan, hani bir de çocuklar için olanı vardı ama onu Feneryum'dayken arkadan geçirip denedik. Olmadı. Yani çok küçük oldu. O yüzden büyüğünü almak zorunda kaldım. Bana olmazsa abim takar artık. Yapacak bir şey yok. Şimdi burada yazan bilgileri direkt size söyleyeceğim. İşte Fenerbahçe renkli logo maske diyor. Şurada da Feneryum'un şu gri olan işte orijinal Feneryum olduğunu göstergesi gibi bir şey galiba. O formalarda da var aynısı. Bende de var. Üretim yeri Türkiye. %100 pamuk. Ve 40 derecede yıkanabilir. 30 yıkamaya kadar 8 saat koruma sağlar diyor. 8 saatten sonra muhtemelen yıkamak gerekiyor. Ve ben zaten her gün yıkarım. Ama 30 yıkama diyor. Şimdi iki yüzü var bu maskenin. Bir şu yüzü var. Bir de şu yüzü var. Hani istediğiniz yüzü kullanabiliyorsunuz. Hangi yüzü tercih edeceğim bilmiyorum. Arkasında da biraz bilgiler var. Şöyle göstereyim. %100 pamuk. 30 derece yıkanabilir. Ağartıcı kullanılmaz. Ilık ütü yapın. Kuru temizleme yapılmaz. Benzer renklerle yıkayınız. Türkiye'de üretilmiştir. Şimdi ben de çok heyecanlıyım gerçekten. Hani ne zamandır bunu almak istiyordum. Bakalım sizlerle beraber, hatta şunu biraz aşağı indirirsem çok daha iyi mi olacak? Evet. Şöyle, hatta yamuk durmasın. Aynen bu şekilde. Şimdi ben de biraz şöyle kayayım aşağı doğru. Evet, şu anda maskenizin açılımını yapıyoruz. Şu şekilde saçımı düzelteyim. Evet. Vatanı millete hayırlı olsun. Maskemiz kutusundan çıkıyor. İki maske var zannettim de. İki yüzlüymüş. Evet. Kabından çıkardık. Bitti gitti zaten. Ben böyle şeylerin hani formaların falan da fişlerini saklıyorum. Güzel bir şey oluyor. Şimdi gördüğünüz gibi yalnız çok güzel ya. Bu kesilecek. Şimdi bu maskelerin asıl özelliğine gelelim. Bu şekilde bu arada. İki yüzü var dediğim gibi. Yani şunu kesmek gerekecek. Ben 2 dakika bir makas getirip geleyim. Ondan sonra yüzde nasıl duruyor falan çekerim zaten oraları. Hadi bakalım, makas alıp geliyorum. Bıçak aldım, geldim. Şöyle direkt kesilir herhalde. Aynen. Evet, şu kısmı atabiliriz. Hatta ben bunu da saklarım muhtemelen. Şu şekilde. Şimdi ilk defa ben de sizinle beraber takacağım. Hatta kutu açılımı geçtiğimiz için artık şu şekilde yukarı kaldırabilirim tripodu. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi bu maskeler kulağa takılmıyor arkadaşlar. Şu şekilde yüzünüzden geçiriyorsunuz diye biliyorum ve ilk defa takacağım. Nasıl takılıyor acaba? Böyle mi? Oha çok büyük. Ha, bir dakika, böyle değil. Tamam, böyle değil. İkisini tutup geçireceğiz. Şu şekilde takma süreci biraz sıkıntılı olabilir. Bu şekilde ama bana çok büyük geldi ya. Şöyle yukarı kaldıracağız. Neden takamadım? İlk defa taktığım için hani denede ne olacak artık inşallah. Şöyle yaparsak aynen bu şekilde. Yalnız kafamın arkasına bakar mısınız şu an? Çok garip duruyor değil mi? Evet, bunu ayarlayabiliriz muhtemelen. Hani bu şekilde rahatsız etmeye başlarsa iki taraftan keseriz. Düğümle kulağa bağlanır hale getirebiliriz. Bir de şu öbür tarafını takayım. Yani direkt şu şekilde sarı kısım içe de gelebiliyor. Bu sefer bu tarafıyla takacağım. Yani ben de ilk defa taktığım için saçma sapan şey. Bakın, bandana olarak da kullanabilirsiniz bu arada. Oha. Bayağı güzel oldu. Yalnız ben eğer bu formayı giyersem bu şekilde tercih ederim. Çünkü uyumlu oldular. Bu şekilde. Evet. Böyle çok açık oluyor buraları. O yüzden
Şunu biraz yukarı kaldıracağız. Şunu da biraz şöyle. Kafam gene mi yamuk gözüküyor ya? Bir bakın. Ben göremiyorum. Yalnız baya hani hiç hava falan gelmiyor. Hatta abi çakmak var mıdır mutfakta? O çakmak deneyini yani yapmayalım da böyle hani çakmağı tutup üflüyorlar ya işte sönecek mi gibisinden. Baya kalın bu arada. Hani iki katmanlı olduğu için cidden iyi bir koruma sağlıyordur diye düşünüyorum. İyi ki de küçük boyunu almamışım. Alacağınız zaman hani eğer benim yüzüm hatta biraz da küçük. Ona göre hani ilk alacaksanız 8 yaşında falansanız küçüğünü alabilirsiniz ama öbür türlü büyüğünü almanız gerekiyor. İlk hiç yıkamadım bu arada. Yarın yazılarım başlıyor. Yıkayıp gideceğim muhtemelen. Ama nasıl kullanırım? Şöyle. Evet. Şu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi. Evet. Ha, tamam. Kulağıma da takabiliyorum. Ama kulağım yamuluyor. Şunu da yapalım. Baya güzel oluyor. Abi nasıl oldu? Bakmıyor ki. Bir bak. Güzelmiş. Abimden onayı aldık. Yalnız baya kalın bu arada. Virüsü bırak. Yani. Denemeyelim de. Evet. Maskemizin açılımını yapmış olduk. Şu anda benim için de bu videoyu çekmek ani bir karar oldu. Bu arada bayağı da büyük yani. Yani şöyle taksam muhtemelen yani göz bandı olarak da kullanabilirim. Evet, bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Fenerbahçemizin maske açılımını yaptık. Şu şekilde arka tarafında göstereyim. Şimdi bir de bunun farklı farklı modelleri var tabii ki de. Nasıl anlatacağım onları şimdi size? Anlatamayacağım. Yani kulağa takılanı da var. Ama bu modeli ben çok sevdim. Hem iki tarafı da kullanabildiğimiz için. Daha çok beğendim bu modeli. Hani şey olmasın da alacaksanız hani bu bence güzel. Ve hani kulağa takınca ağrıtıyordu ya bunda hiç o durum yok yani. Kulağa takmadığımız için, kafamızdan geçirdiğimiz için hiçbir türlü hani kulağımızda bir ağrı hissetmiyoruz. Gayet güzel şu şekilde de çıkabiliyor. Yani mavi tarafı gayet güzel. Ama sarı tarafı da çok güzel. Yani bir de hani işte görüyoruz Instagram hesabında Fenerbahçe'nin hani deplasmanlara falan gidiyorlar. İşte yüzlerinde de bu maskelerden var. Yani gerçekten güzel. Çok güzel. 30 TL dediğim gibi bence değer. Değer mi? Değermiş onayı aldık. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Abone olmayı da unutmayın. Bay bay.